Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere aracımızın rengi neydi lan bunun rengi? Yani sıkıntı mı diyeyim, artı bir özellik mi diyeyim mesela? Bak arkadaş hasa var herhalde. Aracın direksiyonunu havaya kaldırdığımız zaman korna çalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 93 model Doğan Serex'teyiz. Bu aracı yeni aldık. Aracın sahibi kameranın karşısına çıkmak istemedi. O yüzden o şekilde satın alma serüvenimizi çekemedik. O yüzden tek başımıza size almış olduğumuz Doğan Serex'imizi, 93 model Doğan Serex'imizi göstereceğiz. Aracımız bu. Hadi başlayalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere aracımızın rengi neydi lan bunun rengi? A few moments later. Aracın rengi beş. Ruhsatla kahverengi bej diye geçiyor. Yani buna şampanya diyen var, bal köpüğü diyen var. Her türlü şey uyduruyorlar buna. Ama rengi asıl rengi kahverengi bej. Bej olarak geçiyor. Aracımız da hatasız, kusursuz bir araç. Ön panel orijinal. Bu arada far yıkamalara kadar çalışan bir araç. Yani öyle mesela bir trafikte çık piyasada nereden baksan 80-90 tane 100 tane arabada nadirdir, çok nadirdir yani far yıkaması çalışan araç. Bu arada karlığımız da kırık arkadaşlar, o da gözünüze çarpmıştır. Fazla takılmayın ona. 70-80 lira bir şey. Malum kasisler, sıkıntı. Bir kaput içine bakalım aracın. Size orijinalliğinden biraz bahsedeyim. Aracımız bu şekilde 1.6 karbüratörlü. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar aracımızın paneli orijinal. Far yıkama yeri belki bilmeyenler için, Tofaşlar'da olmadığı için burada. Far yıkamanın suyu koyma deposu burada. Aracımız karbüratörlü 1.6 motor. Podyeler, şaseler kesinlikle işlemsiz. Bak şuraya yaklaş. Anladın mı? Yani oradan al inceyi. 72 amper. Bu arada 72 amper akü. 72 amper akü var aracın üstünde. Panellere baktık, kontrol ettik. Aracın şasisine baktık. Bu arada rüzgar var. Aracın şasisine baktık, işlemsiz. Aracın önden kazası yok gibi. Ya önden kazası yok zaten de sağdan soldan bahsediyorum. Kaza yok gibi. Bunlar bilmiyorum artık ne söylesem öyle olur. Değişenli mi, değişensiz mi? Ama ön panel orijinal. Onun garantisi burada. Ön panel değişmiş olsa bunu unutmayın. Delikli panel olur. Burada delik yok. Bu etikette büyük ihtimalle orijinaldir. Araç zaten İstanbul'da piç olmuş bir araç değil. Araç Bartın aracı, 74 plaka. Bu şekilde aracımızı kontrol ettik. Mesela bu araları, bu ızgarayı kazıdığın zaman alttan sarı çıkar mesela. Alttan sarı boyalar çıkar. Kontrol ettik. Hatta bakın boya kapması falan var burada. Sarı yok kesin. Aracımız taksi çıkması değil. Gelin bir de aracın içine bakalım. Gel böyle. Aracın içi. Koltuklarımızda hata yok. Çok ufak tefek sigara yanıkları var. Koltuklarımızda hata var yok. Döşemelerimiz temiz, koltuklarımız temiz. Ünal Turan'a meydan. Olmazsa olmaz. Bagajımıza bakalım. Aracın kaportasında buraya çocuklar söyledi, pastacılığa yaparken burayı yakmışlar, yapamamışlar. Anlamadıkları için yakmışlar, boyayı yakmışlar. Buraları hep yakmışlar. Araçta tesisat var. Yaklaşık bir 3.000 lira, 3-4 bin lira değerinde bir tesisat var araçta. Pioneer'in şampiyon serisi bas. Bu arada biz de gittik, 0 Audio Max'in 5 kanal amfisini aldık. Araçta çok ufak tefek kusmalar var. Çok ufak tefek, o da yaşı gereği. Antenimiz var. Ek olarak anten sadece süs için, görüntü için. Bu şekilde bak, kapı içleri falan. Sıkıntısız araç. Aracımızda kordon var, CMS jant lastik var. Lastiğimiz V taban. Gösterdik araçta, işte tesisat var dedik. Aracın artılarını sayalım mesela. Araçta tesisat var, bas var. İki çift Pioneer'ın eski seri 85'lerinden var. Pioneer tabimiz var. Önlerde, ön kapılarda kolon yok. Bu arada araçta kumandalı 12 modüllü sis var, deli mavi. Böyle modül değiştiriyorsun işte. 12 tane modülü var böyle, tık 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 sabit tutuyorsun. Böyle değişiyor. Bak araçta ayrıyetten gel şöyle gel. Araçta geri park sensörü var. Harbi böyle
dandikten koyulma değil yani, çakmadan koyulma değil. Sonradan takılmış tabii ama güzel bir şekilde istiflenmiş, düzenlenmiş bir şekilde, aktif bir şekilde çalışıyor, hiçbir problem yok. Aracımızın camda film var, camlarında film var. İçeride fırfırlar var aracın. Jantın içinde, kampananın orada, ön diskin orada fırfır, yeşil fırfırlarımız var. Ya araç güzel araç. Kondisyon olarak memnunum. Araç aldım 2 günden beri ben de. Videoyu şimdi çekmek nasip oldu. Araç güzel araç. Kondisyonu güzel. Aracın bir de gelin de içine bakalım. Sürüş yapalım. Konforundan bahsedelim. Gidişinden, şanzıman, diferansiyelden, motorundan bahsedelim. Bu arada aracın motorunda maşallah tık ses yok. Yani bunca bu zamana kadar kendimi bildiğim bileli Tofaş piyasasının içindeyim. Böyle motor görmedim. Gerçekten böyle motor görmedim. Tık yok arabanın motorunda. Zaten geleceğiz, göreceğiz. Bakacaksınız araca. Gelin bir de bir içinde böyle dışarıda bir turlayalım. Aracın şanzımanını, diferansiyelini, sesini kontrol edelim. Gel. Bu arada araçta kolçak da var. Bakın size mesela şöyle geri takalım. Bak. Arkada mesela kaldırım var. Araçta bir ufak basık bak. Harbi çalışıyor yani. Ve bak. Ya bu arada şöyle bir sıkıntımız var. Yani sıkıntı mı diyeyim, artı bir özellik mi diyeyim mesela. Bak, arkadaş şase var herhalde. Aracın direksiyonunu havaya kaldırdığımız zaman korna çalıyor arkadaşlar. Bu bir artı işte, böyle tık yapıyorsun. Aha gitti. Bak gitti mesela kardeş. Bak şu an çalmıyor. Kafasına göre hallediyor işte ya bak. Neyse. Bir aracın kondisyonuna bakalım. Aracın kesinlikle şanzımanla, diferansiyelle tık yok. Tık hata bulamazsın. Kondisyonu güzel, motoru güzel demiştik aracın. İşte geri görüş sensörümüz, park sensörümüz var, kolçağımız var. Ön iki camlar otomatik. Arka camlar tabii manuel. Bu şekilde aracın direksiyonu da yeni kasa direksiyon. En sevdiğim direksiyon bu arada. Torpidomuzda sıkıntı yok. Bir tane ufak tefek tabi orada genetik çatlağımız var şöyle. Aracı basık yavaşlayalım. Aracın kondisyonu gerçekten güzel. Çalışmayan aksam yok çakmaktan. Her şey çalışıyor. Kaloriferi, ön camlar. Aracımız tabi gazlı. Safkan benzin değil. Bu arada biraz sonra ön farlardan çıkacak far yıkama sularını da gösteririm size. Yani çalışıyor arkadaşlar. Aracın kondisyonu güzel. Bunu zaten satacağız. Size satma videosunu çekeriz. Biraz bineceğiz, keyfini alacağız. Tofaş'ın tabii keyfi, zevki çok farklı. Biraz bineceğiz, sonra satacağız. Diğer araçlarımız da var. Diğer araçlarımızı da satışa çıkaracağız. Şu an hepsine biniyoruz. Keyfiye biniyoruz hepsine. Diğer araçlarımızı da satışa çıkartacağız. Direksiyonumuz kara. Ama yola çıktığımız zaman herhangi bir ufakta milimlik bir hareket olsa direksiyon hidrolikleşiyor. Yani herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Kara direksiyon diye arabayı almamazlık yaparsın ama yani hareket ettiğin zaman ufak milim gazlarla arabada kalktığın zaman, araba ilerlettiğin zaman arkadaşlar direksiyon zaten yumuşuyor. Şu an fark ettiğiniz üzere bir herhangi bir zorluk çekmiyorum yani, bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani durduğu yerde ama bir park yaparken veya park alanından çıkarken sıkıntı yaşayabilirsiniz kara direksiyondan. Gördüğünüz üzere şipşak. Vites geçişlerimiz çok güzel. Şanzımanımızdan, diferansiyelimizden ses gelmiyor. Torpidomuzda çatlak, kırık patlak yok. Bir ufak şu köşede var, o da genetik zaten. Diğer şekilde koltuklarımız dediğimiz gibi temiz. Döşemelerimiz temiz. Ön cam otomatiklerimiz çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Araçta cam rüzgarlığı var yağmurluk için. Daha onu sökeceğiz ama. Yeni aldık, daha bir şeyler yapamadık araca. Onları sökeceğiz, halledeceğiz. Araçta tabii sigara kullanmıyoruz zaten. Sigara daha önce ufak tefek işte ufak çok ufak koltuklarda yanıklar var. Başka bir sıkıntı yok araçta. Araçta zaten pek herhalde sigara içilmiş. Pek öyle sararmış, bozarmış bir şeyi yok aracın, görüntüsü yok. Bu şekilde arkadaşlar. Gayet rahat kondisyonu. Araç yormuyor. Aracın zaten baskı balatası da yeni. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Honda alım satım serüvenimiz var. Ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar arabayı sürdük. Sürüşünü yaptık. İçinde gördüğünüz arabanın konforu bu şekilde. Şanzımandan diferansiyelden herhangi bir kesinlikle ses yok. Motorda dediğimiz gibi maşallah tık ses yok. Bu arada çok övdüğümüz, üstüne basa basa sürediğimiz far yıkamaları şimdi göstereyim size. Bu arada far yıkamayı arkadaşlar etkinleştirdiğimiz zaman şimdi şöyle bir durum var. Far yıkamaların
su fışkırtması için parkları açmamız gerekiyor. Dostlar gördünüz fare kamamızda meşhur fare kamamızı. Bu şekilde aktif, aracın çalışmayan herhangi bir aksamı yok. Bu arada part serilerimiz gelebilir bu arabayla. İşte plexi plakaya taktıracağız mesela. APP plaka yaptıracağız. Aynalarımızı M ayna yapabiliriz, katlanır ayna, elektrikli. Farlarımızı değiştirebiliriz, sinyallerimizi değiştirebiliriz. Farklı sisler atabiliriz, cam filmi değiştireceğiz mesela. Jant lastik değiştirebiliriz, arabayı daha da basacağız falan filan. Biliyorsunuz Tofaş'ın sonu yok. Bu serüvenimiz de bu şekildeydi. Dediğimiz gibi ilk başta aracın sahibi işte YouTube'da kameranın karşısına çıkmak istemedi. O şekilde biz de aracı aldıktan sonra size böyle video çekmek istedik. Bu serilerimizin devamı gelecektir. Bu aracımız da bu şekilde 93 model Doğan Selex. Herhangi bir düşünceniz, herhangi bir fikriniz ve isteğiniz varsa yorumlarda bütün yorumlarınızı okuyorum ve cevap veriyorum. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Babaları gelsin. Kurşun 2,5 milyondur. Gidere gider. Are you listening? Damn.